3, 2, 1, sendeyiz. Geçtim senle dolu sokaklardan, ne hallere düştüm yaşananlardan, yorulmuşum bütün olanlardan, öptüm nefesinden uzaklardan. Harikasın abi. Teşekkür ediyorum. Öptüm nefesimden olayını çok fazlasıyla yansıtmaya çalışmışlar ama boğmuş abi klibi. Yani biraz loft kalmış. Sanki değil böyle mi? Sanki silah çekip bir an birbirlerine sıkacaklar Texas gibi. Aynen, Texas havası var. Yani zaten Mustafa'nın boynundakine falan bakınca bir kovboy şapkası eksik yani. Öptüm nefesimden. Evet. Bu aslında hangi bir şarkıydı? Azerice bir şarkı aynen, değil mi? Aynen. Azeri. Ben Azeri'den duymuştum. Bu 4 ay önce hatta. Çok iyi hatırlıyorum. Geçenlerde görmüştüm. Hatta bayağı bir trend oldu böyle videoların. Videolarda falan da görmüştüm. Bayağı tuttu. Daha sonra Mustafa ve Ekin Uzunlar bir araya gelip bunun düetini yapmışlar. Bence başarılı da olmuş. Baktığım zaman hani çevirilerden hani Azerici'den çevirilmiş güzel bir şarkı olmuş. Bence beğendim. Ortam da gayet güzel. Kayseri'de evet. Çekilmiş. Evet, video Kayseri'de Sultan Sazlı çiftliğinde çekilmiş. Cidden ortama şöyle bakınca çok farklı bir ortamda olduğunu hissedebiliyorsun. Sanki şarkının bütün havasını yaşatmışlar. Açıkçası gayet güzel bir düğün resmi de alınabilir evet. Ortama baktığımız ya zaman. Ya sanki Photoshop yapmışlar gibi klibe. Aynen. Çok böyle çok güzel, loft bir ortam. Loft bir ortamla var. Aynen. Çok güzel oluşturmuşlar. Klibin yönetmeni cidden bu olayı bence başarmış. Özellikle düet yaptıkları yer bence gayet güzel. Bence de başarılı. Baktığın zaman Ekin Uzunlar'la bağdaşıyor. Ekin Uzunlar'la Ekinlerin Uzunluğu. Evet, Ekinlerin Uzunluğu bağdaşıyor. Sazlar, saz çiftliği abi orası. Saz çiftliği de değil. Yani benzeşiyor bence. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar aslında çok güzel bir düete bence imza atmışlar. Azeri kardeşlerimizin şarkılarının aslında Türkçe'ye çevrilip de söylenmesi demek ki harekete geçirici ama şeyler oluyor. Mesela Naide Bakışlı vardı. O bizim bir sürü Türkçe şarkılarımızı söylüyordu. Aslında baktığımız zaman bir bağdaşlık var. Değil mi? Bir onlar bizi, biz onları. Aynen. Yani böyle bir... Abi biz Türk'üz ya, biz kardeşiz. Onlar aynen. Kardeşiz. Aslında müzikte de ayrışmıyoruz yani. O kardeşlik müzikte de aynen. Devam ediyor evet. Baktığımız zaman. Çok güzel olmuş. Gayet ya. Başarılı. Özellikle keman değil mi o? Aynen. Çaldı. Ekin Uzunlar Karadenizli olduğu için. Aynen. Karadenizli zaten, olduğu için çok güzel hani bir söyleyişinde de zaten bir şive var doğal olarak. Hı-hı. Ama ben zaten Mustafa Ceceli'nin olduğu birçok çalışmada bence başarı bence oluyor başarılı. Diye düşünüyorum. Ben Mustafa Ceceli'yi de çok sevdiğim, beğendiğim bir sanatçıdır kendisi. Yeni çıktığını falan böyle hatırlarım Mustafa'nın. Değil gerçekten mi? Başarılıydı. Limon çiçekleri falan vardı aynen. Hatırlıyorsan. Çok başarılıydı. Kral TV'deydi yanlış hatırlamıyorsam. TV reklamını da yaptık. Aa evet pardon. Mustafa Ceceli böyle Ekin Uzunlar hakkında bir şeyler hatırlıyor musun? Ekin Uzunlar'ın... Ben hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Aslında şarkılar belki dilinde senin var. Var birkaç tane şarkısı var. Şey, Hüznün Gemileri diye güzel bir şarkısı Hüznün var. Gemileri. Aynen. Demir atar limana Hüznün ha, evet, Gemileri. Hatırladım şimdi. Evet öyle bir şarkısı var. Gayet de başarılı. Aslında var böyle başarılı parçaları da. Ben biraz seçici olduğum için müzikte en çok bildiğim bu parçası. Ha. Tamam. Peki şimdi klibe gelelim. Sence klipte neler böyle çok göze batıyor? Nelerin olmaması lazımdı? Yani baktığım zaman aslında böyle çok şeyler samani çok kalmış ya. Ya her şey sarı olmuş. Yani aslında var ya bence Öptüm Nefesimden olayını çok fazlasıyla yansıtmaya çalışmışlar ama boğmuş abi klibi. Yani biraz loft kalmış. Sanki değil böyle mi? Sanki silah çekip bir an birbirlerine sıkacaklar Texas gibi. Havası. Aynen Texas havası var. Yani zaten Mustafa'nın boynundakine falan bakınca bir kovboy şapkası eksik. Yani farkında mısın giydiği hı-hı. Şeylerden de Ekin biraz daha tabii böyle şey klasik mod olmuş ama Mustafa o kırsalı evet, ayak uydurmuş tam gibi. Yaşamış. Evet. Büyük ihtimal havada biraz soğuk baksana hep bulutlu falan. Evet büyük ihtimalle tam böyle gün batımına doğru hoş bir loft ortamda çekilmiş. Aynen. Gökyüzü ama renk vermeleri, video kalitesini ben çok beğendim. Şu evet. Geçişler falan gayet de güzel gayet ve başarılı. Gayet güzel olmuş, başarılı. Beğendim ben ya. Benim beğenmediğim yönü dediğin gibi senin de çok sarı olması. Yani acayip sarı ve orada bazı şeylerin tam ortam aslında tam haliyle gösterilmiyor. Dikkat et, aynı yerde söylemiyorlar zaten. Yani zaten klipte de aynı yerde söylemek çok mantıklı değil ama evet. Demek istediğim şu, mesela samanların yanında söylüyor, o saman şeyleri var. Ama onların birazcık daha geniş açıdan alınması bence birazcık daha ortamı anlamamız açısından birazcık daha iyi olur. Genelde hep sanatçıları göstermeye çalışmışlar. Her karede sanatçı var abi. Evet bak. Bence her karede sanatçının olmaması gerekiyor. Yani duyguyu aktarırken birazcık da doğadan
faydalanmak gerekiyor. Evet, biraz belki de ritme abi uydurmak adına. En fazla gökyüzünden yararlanmışlar. Klibin %70'inde evet, gökyüzü açık var. Açık alan olduğu için bence gökyüzü biraz daha plana çıkmış olabilir. Çünkü çok kırsal bir alan olduğu evet için dağ ve gökyüzü kamerayı zaman genelde hep aşağı taraftan kullanmışlar. Evet. Ama güzel olmuş. Ama ben de beğendim, güzeldi evet. Ama şöyle bir sıkıntı var. Klibi bitiriyorlar mesela. İkisi de birbirine sanki yol veriyormuş gibi el hareketi yapıyorlar. Farklı yöne gidip sonra ikisi birlikte yürümeye başlıyorlar. Orayı biraz bağdaştıramadım. En azından son halinde ilk önce Mustafa Ceceli'yi sonra Ekin Uzunları falan gösterseydiler birazcık daha hani anlam katar. Böyle bak, şey gibi son ya sahneyi diyorum bak şimdi mesela yan yana söylüyorsun, karşılıklı söylüyorsun. El hareketi yapıyorsun, git diyorsun. Herkes yoluna yani. Ha, ama abi sonra birlikte sonra gidiyor. Gidiyorlar. Ya buraya takılacak bir şey değil belki şaşırıyorlar ama büyük ihtimalle. Ya da barışıyorlar mı diyelim. Aynen olabilir. De git işini dönüyor sonra. Ya olmaz bu işi beraber aynen yaptık. Beraber. Konuyu toparlamak gerekirse güzel bir klip. Bence güzel de, bir başarılıydı. Şarkı olmuş. Hem Azeriler hem de Türkler aslında birbirimizin söylediği ezgileri, sesleri, müzikleri birbirine çevirmemiz bence çok mantıklı olur. Bence de. Gayet güzel bir, ne deniyor bu şeye? Sen Sultan Sazlığı'na daha önce gittin mi? Açıkçası Kayseri'ye gittim de ben Sultan Sazlığı'nı ilk defa duydum. O zaman Sultan Sazlığı'na Milli Park'a giden Kayserili kardeşler varsa yoruma yumulsunlar. Çünkü oranın cidden böyle bu kadar güzel olduğunu ben bilmiyordum. Yani aslında çok güzel bir ortam olmuş klip için. Çok beğendim. Hatta gidenler varsa hani böyle evet ekranda gördüğümüz gibi mi gerçekten hani böyle gerçeklik aynen ve genelde ekranda daha farklı olduğu için ya, tabii, o ortamı anlatmalarını da isteyebiliriz. Aynen. Oraya varıp aslında nefeslerinden öpmeleri lazım. Büyük ihtimalle o nefesten siz de öpün diyoruz. Özellikle de o ekin uzun ekinlerden. Bu arada klipten konuştuk. Hı-hı. Mustafa dedik, evet, Ekin dedik ama şöyle bir de aslında baktığımız zaman hani klipte emeği geçenler kimmiş? Evet. Mesela söz ve müzik Şöhret Mehmetov'un. Yani bu bahsettik. Yani videonun başında da bahsettiğimiz Azeri'den hı-hı çevrilmişti. 4 ay önce söylemiştim. Aynen. Bu arkadaş da aslında başarılı ama ben Türkçesini daha çok beğendim baktığım zaman. Bilmiyorum aslında İkisi belki de. İkisi de dilde kalıcı be. Ya, tabii ama Türkçesinin ritmini daha çok sevdim ben yani. Bizimkinin aynen ritmini biraz daha sevdim. Bizimki biraz daha bastı değil mi? Aynen yani. Hoşuma gitti benim. Mesela bakın fikir yazarı da Dildara Eyyubova'ymış. Bu da bir Azeri kardeşimiz fikir yazarı. Hı-hı. Acaba neyin fikir yazarı? Murat Küçük'ün yönetmenliğinde yapılmış güzel bir klip oldu. Aynen. Ben gayet beğendim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki klip incelemesinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.